Merhaba, ben Tuğçe Oduvar ve Geleneksel Bullet Journal videoma hoş geldiniz. Bu kez daha değişik bir şey yapayım dedim ve herkesin evinde rahatça bulabileceğini düşündüğüm malzemelerle bir tane ajanda hazırlamaya karar verdim. Böylece daha çoğunuz benimle birlikte bu ajanda yapabilecek. Bu malzemelerin içinde kahve, koli bandı, gazete ve benzeri şeyler var. Yani herkesin rahatça ulaşabileceği malzemeler en azından. Bunlar elinizde yoksa bile bunlara benzer alternatif malzemeleri kullanıp gene de güzel bir sonuç elde edebileceğinizi düşündüğüm bir tasarımla karşınızdayım. Bu kez biraz değişik bir şey yaptık ve konsepti hep beraber Instagram'dan seçtik. Ben size konsept olarak kitap mı tercih edersiniz, şehir mi diye sordum. Siz şehre karar verdiniz. O zaman başlayalım. Bu bizim giriş sayfamız. Bu sayfanın sol tarafını isterseniz minik bir alıntı, özlü bir söz ya da küçük bir resim yapabilirsiniz. Ben buraya konsepte de uygun olacağını düşündüğüm için bir yol tabelası koymaya karar verdim. Bu videoda boyama amaçlı kullanacağım tek malzeme kahve. Bildiğimiz Nescafe aslında. İçine sıcak su koyup erittim ben bunu. Bu arada kahveyle boyamak çok keyifliymiş. Çok hoşuma gitti benim tonu falan. Boyama kısmını bitirdikten ve boya kurduktan sonra üstüne kalem ile one way yani tek yön yazıyorum. Bu arada video boyunca sadece iki kalem kullanacağım. Biri bu, Mikron'un bir numaralı kalemi. Bir tane de böyle keçeli kalem gibi daha kalın uçlu bir kalem olacak bu. Tabelenin sapına birazcık böyle kalemle ağaç etkisi gibi bir şey veriyorum. Gayet güzel, gayet hoş oldu. Bu çizim artık tamam, benim hoşuma gitti. Bir yan tarafına doğru ilerleyebilirim. Şimdi buraya bir şehir çizeceğiz. Ben çizimi yapmadan önce her zaman gibi altı hafif bir skeç attım zamandan kazanmak için. Şimdi bu çizime ilk olarak arka plandaki binalardan başlıyorum. Buraya kahvemle minik minik böyle binalar çiziyorum. Şimdiden söyleyeyim, bu sayfa bayağı deli işi olacak. Ben böyle bunda minik 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 uğraşacağım, çılgınlar gibi detay yapacağım. Ama siz daha az detaysız, daha sade bir şey yapabilirsiniz. Bayağı bir kolaj olacak bu sayfa. Yani birçok malzemeyi karıştıracağım. Mesela bu kağıt bandımı kullanacağım şimdi. Bunu yapıştırıp üstüne kahveyle böyle minik minik pencereler çiziyorum. Kağıt bandınız yoksa yara bandı da olur. Yani dediğim gibi hiçbir malzemenin zorunluluğu yok. Elinizde olan başka bir şeyle siz bunu değiştirebilirsiniz. Aslında biraz da video yapma amacım da buydu. Çok sıradan şeylerle de güzel sonuçlar elde edebileceğini göstermek istedim. Ki içten içe de umuyorum güzel bir sonuç elde edeceğim inşallah diye. Şimdi bu koli bandımdan parçalar kesip böyle arkalara yapıştırıyorum. Sanki onlar arka plandaki binalarmış gibi olacak. Gelelim işin psikopat kısmına. Ben bu evde bulduğum kağıtları toparladım. Birbiriyle uyumlu olacakları ayırdım. Şimdi bunlardan bir tanesini alıyorum. Üstüne böyle hafif bir gökdelen şekli çiziyorum ve bunu kesiyorum. Genel şeklimi hazırladıktan sonra maket bıçağımı alıp üstüne minik 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 pencereler kesmeye başlıyorum. İşte psikopat olan kısım bu kısım. Ben bununla bayağı uğraşacağım çünkü çok eğleniyorum yaparken. Ama siz bununla uğraşmak istemiyorsanız ya da hani maket bıçağı kullanmanıza izin verilmiyorsa direkt kalemle pencere de çizebilirsiniz üstüne. Tamamen size kalmış. Yani illaki böyle olmak zorunda değil. Baksanıza ya ne şeker oldu. Ay ısıracağım. Ay sinir oldum. Şimdi bu işlemi diğer kağıtlarla da yapıyorum. Böyle çeşit kağıt olsun istiyorum sayfamda. Evinizde sizin gazete kağıdı olabilir, hediye paketi olabilir, kullanmadığınız bir kıyafetin işte kumaş parçası olabilir. Gerçekten ne varsa onu kullanabilirsiniz. Zaten güzelliği o karışık böyle değişik olması olacak. Ben bunu kullandım diye buna zorunlu hissetmeyin kendinize lütfen. Yeteri kadar kestim sanırım. Şimdi bu binaları bu uhu ile tek tek sayfama yapıştıracağım. Gözüme nasıl güzel görünüyorsa ona göre böyle deneyip deneyip sağa sola oynatıp karışık yapıştırıyorum. Ay bu arada arkada Aşkı Memnu'yu izliyorum. Neden? Çünkü kafayı yedim. Hayatımda biraz drama olsun. Bu ne? Minnoş Bullet Journal mı çekeceğim sürekli dedim. Drama ihtiyacımı da Aşkı Memnu ile karşılıyorum. Her neyse dağılmayalım. Binaları yapıştırdıktan sonra kalan boşluklara kahveleriyle de binalar ekliyorum böyle. Size az önce dediğim gibi binaların üstüne bu kalemle böyle pencereler ekliyorum. Bakın böyle de gayet hoş oluyor. Aslında benim şu an genel şehrimin şekli tamam ama bana birazcık sade geldiğinden ben bunu detaylandıracağım, biraz mıncıracağım bilirsiniz. Asla bir şeyi sade bırakamıyorum. Bu elimdeki keçeli kalemle böyle pencereler falan ekliyorum, biraz daha koyular ekliyorum. Bu ince kalemle çıkıp böyle binanın üstüne böyle minnoş minnoş detaylar ekliyorum. Ay çok tatlı oluyor. Bu kahveyle böyle biraz da böyle çatıları binanın içinde birazcık daha değişiklik olsun diye birkaç tane de renk ekledim. Belki fark etmişsinizdir bayağı yalap şalap yaptım böyle. Hiç taşıyor gidiyor yamuluyor falan filan ama o mükemmellikten uzak olma etkisini ben sevdiğim için beni hiç rahatsız etmiyor bu durum. Şey artık oldu bence. Şimdi gidip sahnenin diyorum ya. Şimdi gidip sayfanın ortasına Ekim ayımın başlığını atıyorum. Ve altına da ayın minik bir takvimi çıkartıyorum. Bu arada kullandığım defteri muhtemelen soracaksınız. Bu sıradan çizgisiz bir çizim defteri aslında. Hiçbir özelliği yok. Siz de gidip
sayfaları çok ince olmayan bir çizim defteri aldığınız takdirde işinizi gayet görecektir. Başlar birazcık siyah kalemle boyut verdikten sonra sayfamın referans çizgilerini temizliyorum. Ve tabii ki de ne yapıyorum? Sizleri hiç bekletmeden batırma geleneğimi gerçekleştiriyorum. Ve kurumamış olan yeri silip başlığımı batırıyorum direkt. Çok iyi değil mi? Hiç bozmayayım geleneği dedim. Ama neyse hiç önemli bir şey yok. Burası artık tamam. Şimdi şehrin altında şu fazla kalan parçaları bir kesiyorum. Ve bir sonraki sayfama geçebilirim. Şimdi bu sayfaya ayın büyük bir takvimini çıkartacağım. Yandaki kalan boşluğa da notlar kısmı yapacağım. İşe başlığımı atarak başlıyorum. Başımı attıktan sonra sayfayı kutulara bölüyorum. Bu kez sizi şaşırtmış olabilirim çünkü cetvel kullanacağım. Evet, cetvel kullanma konusunda ustalaşmaya karar verdim. Şimdi başlığımın altına biraz gölge atıyorum ama burada kameramın azizliğine uğramışım. Birazcık elime fokuslanmış. Yanlış yerdesin kameracığım. Neyse, kusura bakmayın bunun için. Ayın günlerini yazmadan önce böyle altına kahveli minik minik lekeler bırakmaya karar verdim. Kuruduğuna emin olduktan sonra da üstüne rakamları yazıyorum. Şimdi sıra notlar bölümünde. Bu iki kağıdı kullanarak buraya böyle sanki gökdelen gibi bir şey yapacağım. Böyle konsepte uygun olacağını düşündüm. Kağıtların genel şeklini kestikten sonra böyle satır başlarının geleceği yerleri minik minik pencereler kesiyorum. Daha sonra bunları uhuyla böyle üstlü altını yapıştırdıktan sonra kahveyle birazcık renklendiriyorum. Bakın buraya böyle minik minik birkaç nokta ekledim. Bilin bakalım ne yapacağım. Olaya birazcık heyecan katayım dedim. Çok da çılgın bir şey yapmayacağım aslında. Böyle altına birkaç tane tel çekip bunlar sanki böyle tellerin üstündeki kuşlarmış gibi bir şeye dönüştürüyorum. Binanın yanına boyut ekliyorum şimdi. Bir de buraya kapı ekleyeyim dedim. Çünkü bina olduğu pek belli olmuyor açıkçası. Şimdi bu notlar kısmını başlığına atıyorum. Ama kağıt kahveyle öyle bir buruştu ki böyle bir çirkin oldu. Onun için ben diğer kağıttan şöyle iki tane çatı şeklinde parça kestim. Bunları gidip bu çirkin olan yerlere yapıştırıyorum. Onun üstüne başlığımı atıyorum. Ve kenarlarına minik gölgeler ekledikten sonra tabii ki de hijyen her şey deyip sayfamı güzelce bir temizliyorum. Bu arada bu kısmı siz isterseniz yapılacaklar ya da hatırlatıcılar ya da herhangi ne amaçla istiyorsanız istediğiniz gibi modifiye edebilirsiniz. Şimdi bir sonraki sayfamıza geçiyoruz. Bu sol tarafa ihtiyaç dahilinde yeni bir bölüm eklemeye karar verdim. Buraya ben weekly planner koyacağım, yani haftalık planlayıcı. Sayfayı 5'e böleceğim ve her hafta için bir alan ayırmış olacağım. Ve sağ tarafı da Creative Ideas ve Video Planner, yani yaratıcı fikirler ve video planlayıcı bölümleri koyacağım. Öncelikle başlığımı atarak başlıyorum. Daha sonra böyle bu kağıt bandım ne? Buraya böyle minik bir bina yapıştırıyorum. Onun yanına böyle kahveyle başka böyle minik 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 binalar ekliyorum. Böyle tatlı bir küçük şehir şekli çıkartayım dedim. Sevimli de oldu. Şimdi üstüne kalemle birazcık detay ekliyorum ve bu başlığa da böyle bir gölge ekliyorum. Çok açık kalmasın, birazcık öne çıksın diye. Şimdi cetvelimle, en yakın arkadaşım cetvelimle sayfayı 5'e bölüyorum. Yani her hafta için bir kutu. Kullanımı da şu şekilde olacak diye düşünüyorum. Her hafta başında gidip o hafta neler yapacağımı yazacağım ki en azından ayı genel olarak planlamak yerine hafta hafta planlayıp daha iyi gözlemleyebileyim. Şimdi yan tarafa geçiyoruz ve buranın başlığını atıyoruz. Creative Ideas. Bu kısım benim yaptığım işle çok alakalı. Onun için size çok faydalı olmayabilir. Siz burayı kendinize göre modifiye edebilirsiniz. İşte okula gidiyorsanız ödevlerdir, işte projelerdir ya da işte çalışıyorsanız işte yapacağınız, teslim edeceğiniz bir şey varsa onunla ilgili ya da kendi günlük hayatınız veya kişisel hayatınızla ilgili bir alanı dönüştürebilirsiniz. Sayfanın satırları yerine böyle minik 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 pencereler koyuyorum ki en azından birazcık da alanlara ayırmış olayım. Çok dümdüz bembeyaz bir sayfa önünde kalmasın diye. Bu anki planlayıcımı çok basit tutuyorum. Belki sizin dikkatinizi çekmiştir. Açıkçası biraz daha kullanışlı bir şey yapmaya ilgi gösteriyorum. İlk başlarda böyle bıcık bıcık oynayayım, minik minik süsleyeyim falan diye çok uğraşıyordum. Şimdi daha az süsle, göze şık görünecek ve işime daha çok yarayacak bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Umarım siz de beğeniyorsunuzdur. Şimdi pencerelerin çerçevelerini de ekledikten sonra temizlik yapıyorum ve bir sonraki sayfama geçebilirim. Bu sayfanın sol tarafının üst kısmı Habit Tracker olacak, yani alışkanlık takibi. Burada spor, yemek, sketch ve sosyal olarak 4 bölüm olacak. Daha önceden böyle 6-8 bölüm falan yapıyordum ama hiçbir işime yaramadığını fark ettim. Sayfanın alt kısmına da yeni bir alan ekleyip Discovers, yani keşfedilenler kısmı koymaya karar verdim. Benim için çok faydalı olacağını düşündüğüm bir alan. Sayfanın sağ tarafında da Highlight of the Month, yani ayın öne çıkanları olacak. Bu kısmı belki bilenleriniz vardır. Günlük gibi kullanıyorum. Yani o gün ne olduysa bunu bir satırla açıklıyorum. Bayağı kullanışlı bulduğum bir alan. Şimdi başlığımızı atıp başlıyoruz.
Daha sonra cetvelle bu alışkanlık takibi kutucuklarının genel çerçevelerini çiziyorum. Bunu fark ettiyseniz daha önce yaptığım gibi ayın şekline uygun bir şekilde kutuladım ki üstüne tarih yazmadan daha rahat takip edebiliyorum hangi günde olduğumuzu. Artık cetveli kenara bırakıyorum. Hazırsanız gözlerinizi eriteceğim. Kutuları el ile bölmeye başlıyorum. Evet, düzgün başladım ama daha sonra fark ettiyseniz kendinden geçiyor çizgiler. Şimdi bu altta kalan boşluklara da hangi kutunun neye ait olduğunu yazıyorum. Alt kısmında başlığını attıktan sonra bunu böyle minik pencerelerle satırlara bölüyorum. Ben bunu iki kısma bölmeye karar verdim. Çok uzun satırlara gerek yok muhtemelen. Böyle daha kullanışlı olacak. Artık başlığın gölgesini atıyorum. Minik detaylarımı falan da ekledikten sonra... Bu kısım oldu ya, bu kısım tamam. Bu şeyi de başlığın kenarına da böyle minik kuşlar gibi bir şey ekledim. O da kendince tatlı, hoş oldu. Şimdi diğer yerlerin gölgelerine, minik detayları, zartları, zurtları ekliyorum. Artık bu kısım gayet hoş ve güzel oldu. Yani bir sonraki sayfamıza geçebiliriz. Şimdi bu kısımda başlığın yanlarına minik bir dekor yapmaya karar verdim. Bunun için de bu kolibantlarımı kullanacağım. Bunlarla böyle minik minik kutular kestim ve bunları böyle sanki minik binalarmış gibi karışık bir şekilde yapıştırıyorum. Ve daha sonra kahve alıp bunların üstüne detaylar ekliyorum ve yanlarına da birkaç tane bina ekliyorum. Şimdi aynı şekilde kahveyle başlığımı atıyorum. Highlight of the month. Daha sonra bütün sayfayı satırlara bölüyorum. Gene pencereyle yaptım. Bunu satır çizgisi eklemedim. Kendimi deneyeceğim bakalım düzgün yazabilecek miyim diye. Artık genel şeklim tamam gibi kalemimi alıp şimdi şehre detay ekliyorum. Böyle pencereler, işte kenar çizgileri, çatılar, bacalar, höde böde. Ve bu yazıya da tabii ki de gölge ekliyorum. Yazı birazcık karışık oldu. Neyse fena olmadı. Oldu gibi ya. Oldu güzel oldu. Şimdi pencerelerimin de çerçevelerini ekledikten sonra artık sayfamı temizleyebilirim. Gayet de güzel oldu. Ajandamızın burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım ajanda hoşunuza gitmiştir. Ve bu arada bu ajanda yaparsanız bana Instagram'dan gönderirseniz çok mutlu olurum sizin versiyonlarınızı da görmekten. Videoyu beğendiyseniz zaten ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Sizinle çok yakında yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.